Hocam, Evet, artık toparlıyoruz. Şimdi tamam, bunu uydurmuşuz uydurmaya da yalnız bir sorun var. Aynı surenin, İsra suresinin 93. ayetinde çok harika, ben onu yine unutmuşum. Müşrikler Allah'tan bir şey talep ediyorlar. Evet. Diyorlar ki peygamberimizden müşrikler, göğe çıkmalı değil misin? Evet, madem peygambersin. Dersin. Göğe çık. Göğe çık yetmiyor. Oradan bize yazılı belge getir. Eyvallah. Şimdi ya. Müşrikler göğe çıkmasını istiyorlar. Müslümanlarsa göğe çıkartıyorlar. Allah'ım ben ne diyeyim? Buyurun. Hocam bakınız buraya kadar rivayetlerin. İsra 93. İsra 90. Rivayetlerin çelişkilerinden bahsettik. Evet. Şimdi gelelim bu rivayetleri hani Kur'an'a arz ediyorduk ya. Bir de Kur'an'ı arz edelim. Arz edelim. Demin namazı dedik. Miracın şeyi olamaz. Hani olmadığının delili olarak. Hı hı. İşte hatırlattığınız sağ olun hocam bu ayet kapı gibi Kur'an'dan miracın olmadığının delilidir. Göğe çıkmalısın yetmiyor. Oradan da bir şey getirmelisin diyeceklerdir. Başka ayetlerde de. Sadece İsra 93 değil hocam. Bakınız bu da buradaki çelişki hazin durum şu. İsra suresini siz Miraç'la ilişkilendiriyorsunuz. İsra 93'te göğe gidilemeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Eyvallah. Buna siz Miraç ekliyorsunuz. Ama burada kalmıyor. Bakınız diğer ayetlerden de örnek vereyim. Mesela Tur suresinin 38. ayeti var hocam. Mealini okuyayım size. Tur suresi. Yoksa şimdi bunlar bu surenin 30. ayetinden itibaren müşrikler peygamberimizin nübüvvetine yönelik bir takım ileri geri gerekçeler oluşturuyorlar. Evet. Ve onun okuduğu ayetler kendi uyduruyor vesaire bir şeyler söylüyorlar. Kur'an buna cevap verirken bu bölümde son olarak şunu söylüyor. Yoksa diyor onların merdivenleri var da meleklerden bilgi almak için göğe çıkıp yükselip vahyin uydurma olduğunu mu öğreniyorlar? Eyvallah. Şayet onlar arasında göklere yükselip melekleri dinleyebilen biri varsa gelsin aleni bir şekilde delilini ortaya koysun da görelim. Eyvallah. Peki madem ki o zaman öyleydi bu ayete göre şu soruyu soralım biz de hocam. Peygamberimiz göğe çıkmışsa ve müşrikler de peygamberimizden mucize istemişse neden peygamberimiz buna atıf yapmadı? Neden bir tanesi de tamam bu iş oldu. Evet. Artık niye çıktın demedi? Ve dediğimiz niye kabul demedi? Edildi. Evet, biz buyurun. De bu yüzden Müslüman oluyoruz diyen bir kişi. Bir tane bir tane hocam bana gösteremezsiniz. İsra 93. Tur. Eyvallah. 52. Bir ayet daha söyleyeceğim hocam. Enam suresinin 35. ayeti. Eyvallah. Orada da müşriklerin inatlarından, peygambere itirazlarından bahsederken aslında bakınız mucize konusuna değinirken aslında zaman zaman peygamberimiz mucize göstermek istemiş. Onlara cevap vermek istemiş. Beklenti içerisine girmiş. Ama Rabbimiz reddetmiş. Rabbimiz reddediyor ve evet. Enam 35'te de buna atıf var ve diyor ki müşriklerin vahye inanmayıp yüz çevirmeleri zoruna gidiyorsa şunu iyi bil ki sen yerin derinliklerine tünel kazıp gitsen de göğe çıksan da bunlar sana asla yine inanmayacaklar hocam. Bu muhteşem. Alın hocam ayetler ortada. Benzer başka ayetler de var hatırlıyorum. Ama sadece yani 3 tane ayet. Evet. Yani bizim için inanan için bir ayet yetiyor. Aynen. Yani ama onlara yetmedi mi diyen yani Ankebut ayeti de onu ondan sonra aslında. Ondan sonra da siz bunu mucize olarak tanımlıyorsunuz. Eyvallah. O zaman dediğiniz gibi Ankebut 50-51 yetmedi mi ve İsra 59 yetmedi mi size? Hocam ne desin Kur'an-ı Kerim? Bizim mucize yani peygamberin nübüvvetini ispat anlamında Kur'an'dan başka yani diyor ya ki herhangi bir mucize yok. Eyvallah. Bizim mucize verme işimizin nedeni önceki peygamberler gibi. Onları İsra 59 eyvallah. İnkar etmeleridir hocam. Eyvallah. Mucize verme işimizin nedeni diyor hocam. Eyvallah. Daha ne desin Kur'an? Ne desin? Vermedik diyor yani.
zorla söke söke alırız diyor birileri. Hocam bu şeye benziyor. Alamazsak da yerine uydururuz. Felemma teveffeyteni diyor ya Hazreti İsa. Beni öldürdün. Hayır eyvallah. Rabbim yok canım yok, olmadı. Ölmedi eyvallah. Hocam. Evet. Eyvallah. Bu bunun gibi bir şey. Sana hocam. İnanmıyoruz ey Allah'ım. Sana inanmıyoruz diyor. Aynen evet. Öyle hocam. Evet. Allah'a kafa tutan bir Müslüman. Aynen.